Merhaba, bu videomuzda Stage 5 emisyon değerine sahip motorlarımızda kullanılan dizel partikül filtrelerinin rejenerasyon adı verilen temizlik işlemlerinin nasıl yapıldığını gelin hep birlikte inceleyelim. Rejenerasyon nedir? Dizel partikül filtreleri, dizel motorların ürettiği kirletici partikülleri egzoz gazından uzaklaştırmak için tasarlanmış bir cihazdır. Partikül filtreleri zamanla tıkanmakta ve rejenerasyon adı verilen işlem ile temizlenmesi gerekmektedir. Peki dizel partikül filtreleri neden tıkanır ve rejenerasyon işlemine neden ihtiyaç duyulmaktadır? Bu konuda iki husus önem kazanır. 1. Kullanılan yakıt ve yağ kalitesinin düşük olması. İkincisi ise traktörünüzü sürekli düşük devirlerde kullanmanız dizel partikül filtrelerinin tıkanmasına sebep olacaktır. Rejenerasyon adı verilen temizlik faaliyetine başlamadan önce sizi bazı konularda uyarmak isteriz. Bunlardan ilki, zorlamalı rejenerasyon sırasında egzoz borusu ve kaput bölgesi aşırı sıcak hale gelebilir. Bu nedenle yanma kokusu oluşabilir. Yanıcı, parlayıcı maddelerin yakınında rejenerasyon yapılması ise alev parçalarının dışarıya püskürtülmesi nedeniyle yangın riskini arttırabilmektedir. Bunun için traktörünüzü olabildiğince boş bir alana çekerek rejenerasyon işlemini başlatmanız gerekir. Ayrıca bakım işlemi yapılması gerekiyorsa da bu yüzeylerin soğuduktan sonra bakım işlemlerine başlanması da önem arz eder. Peki rejenerasyon işlemi nasıl yapılır? Rejenerasyon işlemi gerektiğinde gösterge panelinde rejenerasyon sembolü görünmektedir. Bu sembol çıktığında katalizörlerin temizlenmesi gerekmektedir. Rejenerasyon işlemi otomatik olarak veya zorlamalı olarak iki şekilde yapılabilmektedir. Gösterge panelinizde yer alan uyarı işaretlerine uygun şekilde rejenerasyon işlemini başlatmanız gerekmektedir. Peki gösterge panelinde çıkacak bu uyarı işaretleri ne anlama gelmektedir? Gösterge paneli içerisinde karşınıza 4 farklı uyarı sembolü çıkacak. Bu sembollerin her birinin farklı bir anlamı ve yapılması gereken farklı bir çözümü bulunmaktadır. Birinci seviye uyarı işareti. Birinci seviye uyarı işareti gösterge panelinde karşınıza çıktığında buna ek olarak sarı ünlem işareti de yanmaya başlayacaktır. Peki bu gösterge işareti ve uyarı ışığı ne anlama geliyor? Bu seviyede kurum birikimi en düşük seviyededir ama dizel partikül filtreleriniz dolmaya başlamıştır. Bu seviyede otomatik rejenerasyon yeterlidir. Setup menüsü içerisinden otomatik rejenerasyonun açık olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir. Hadi gelin bu işlemin nasıl yapıldığını hep birlikte görelim. İkinci seviye uyarı işareti. Gösterge panelinde ikinci seviye uyarı işaretine ek olarak sarı ünlem işaretiniz yine yanmaya başlayacaktır. Bu noktada kurum birikimi orta seviyedir. Sistem otomatik rejenerasyona başlayarak temizleme işlemini gerçekleştirecektir. Rejenerasyonun otomatik olarak yapılması motorun performansını etkilemez. Normal çalışmaya devam edebilirsiniz. Üçüncü seviye uyarı işareti. Üçüncü seviye uyarı işareti gösterge panelinde görüntülendiğinde
Bu uyarıya ek olarak sarı uyarı işaretiniz yanmaya başlayacaktır. Üçüncü seviye uyarı işaretinin çıkmasının sebebi, kurum birikmesinin yine orta seviyelere kadar ulaşmasıdır. Ancak burada otomatik rejenerasyonun kapalı olması durumunda sistem birinci ve ikinci seviyeyi tamamlayamadığı için üçüncü seviyeye geçmiş bulunmaktadır. Motorunuz bu nedenle güç düşürmesine başlayacaktır. Bu bir güvenlik önlemidir. Bunu aşabilmek içinse zorunlu rejenerasyon işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Peki, zorunlu rejenerasyon işlemi nasıl yapılır? Rejenerasyonun zorunlu olarak yapılabilmesi için bazı şartların sağlanması gerekir. Bunlardan ilki, motoru çalıştırınız ve el freni çekiniz. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra ikinci adıma geçerek, traktörünüzün normal çalışma sıcaklığına ulaşıncaya kadar çalışmasını sağlayınız. El gazını en düşük konuma alınız, gaz pedalına basmayınız. Eğer kuyruk mili devredeyse, kuyruk milinin devre dışı bırakılması gerekmektedir. Bunlara ek olarak, hidrolik sistemi de devredeyse, bu sistemi de devre dışı bırakmanız gerekmektedir. Bu işlemden sonra, setup menüsüne girerek, zorunlu rejenerasyon işlemini başlatmamız gerekmektedir. Hadi gelin, hep birlikte bu adımın nasıl yapıldığını görüntüleyelim. Dördüncü seviye uyarı işareti. Dördüncü seviye uyarı işareti karşımıza çıktığında kurum birikimi en kritik seviyedir. Sistem daha önceki 3 uyarı işaretiyle birlikte yapılması gereken rejenerasyon işlemlerinin yapılmaması durumunda dördüncü seviyede artık kendini korumaya alacak. Bu nedenle motor gücünü yüksek oranda düşürecektir. Ayrıca bu noktadan sonra zorunlu rejenerasyon işlemi gerçekleştirilemez. Lütfen yetkili servisine başvurunuz ve yetkili servislerinizin tarafından katalizör servis testinin yapılmasını sağlayınız. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.